Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının özəl buraxılışında sizi çox dəyərli bir insanla tanış etmək istəyirik. Yəqin ki, Azərbaycanda və ümumiyyətlə Türk coğrafiyasında o insanı yaxşı tanıyırsınız. Bugün artıq öz vətənindədir, Bakıdadır, Azərbaycanın paytaxtındadır. Kərk Mərkəz Kərkükdə yerləşən Türkmən Milli Partiyasının sədri Riyaz Sarıqaya bugün Soydaş proqramının qonağıdır. Riyaz bəy, Bakıya, öz vətəninizə xoş gəldiniz. Xoş bulduq, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Riyaz bəy, yəqin Azərbaycanda mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, Kərkük deyərkən hər kəsin ürəyi sanki Gəncəni düşünür, sanki Təbrizi düşünür, sanki Azərbaycanın istər ölkəsini. Yəni Kərkük və Azərbaycan bu ifadələri heç zaman biz ayrı görmədik. Azərbaycanın hətta tarixi coğrafiyasında belə istər Kərkük, istər Mosul, istər Tuz qırmatı bunlar Azərbaycanın bir hissəsidir. Ümumiyyətlə Türkmən idi, bizim öz soydaşlarımız bilirik. Biz istəyərdik ki, qısaca olaraq son dönəmi, yəni son olayları, Türkmənindəki son durumu dəyərləndirək və ondan sonra gələcək planlarınız barəsində yaxın günlərdə, may ayında səhv etmirəmsə, Kərkükdə, ümumiyyətlə İraq coğrafiyasında seçkilər keçiriləcək, bunu da dəyərləndirərik. Buyurun, Türkmənindən bizə nə xəbər gətirmişsiniz? Təbii ki, Türkmənili Azərbaycanın yabancı deyil. Siz az önce buyurduğunuz kimin dilimiz aynı değil, dinimiz aynı değil, inancımız, kültürümüz, duygumuz aynı milletin fert tarih. Ama tabii ki gün gelip dünyadaki bazı karanlık merkezler serhat çizipler, hüdud çizipler, siz burada kalmışsınız, biz orada kalmışız. Aynı milletin parçalarıyız biz. Tabii ki Azərbaycanın bütün Türkmen insanın gönlündə, beynində çox xas bir yeri var. Mən bura gəlmişəm, sanki öz vatanımda heç fərq etmir, qurbət fərq etmir. Mən daha öncə başqa ölkələrə getdim, Avropaya, Amerikaya, şura. İnanın ki, yığdığım an yabancı oldum hiss edərdim. Amma kaç gün burada dolaşdım, heç yabancı oldum hiss etmirəm. Öz vətənimdəyim, öz yurdumdayım. Burası bir Türkmenəç bir ata yurdu. Təbii ki, Azərbaycanın xalqının hepsi Azərbaycanda yaşanır. Bir kısmı İranda yaşayır, bir kısmı Irak'da yaşayır, bir kısmı farklı ülkelerde yaşayır. Her Azərbaycanlı siyasetçinin, devlet adamının beyninde sadece Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlı da değil. Yazda yaşayan Azərbaycan nüfusu daha fazladır. Doğru. Azərbaycandan daha fazladır. Buradaki mesuliyet bir görev düşürür buradaki insanlara, oradaki insanları da hesabına katsın. Büyük Azərbaycan Türkünün fertlerinin derdi bugün birbirinden ayrılıblar, sıkıntılar yaşandı. Bizim yaşadığımız sıkıntılar tabii yengi derdi. Irak devleti kurulduktan beri 100 sene oldu yaklaşık. 1921'de kuruldu Irak devleti. O günden indiye kadar biz rahat yüzü görmedik. Özellikle Saddam döneminde Çox sıkıntılar uğradık Türkmenler. Saddam'ı artık bunu tekrar etmeye gerek görmüyorum. Dünya tanıdı Saddam'ın zulmünü, Türkmenler'e karşı malımızı, mülkümüzü. Türk demek suçtu Saddam zamanı. Türk olmak başlı başına bir suçuydu zaten. Saddam'dan sonra Amerika geldi. Amerika'da bizim torpaklarımızı başkalarına peşkeş etti. Başka milletlere, başka halklara peşkeş etti. Kürt partileri de bizim bölgede büyük sıkıntı yarattılar. Uzun yıllar sıkıntı yarattı. Biz umurduk ki Saddam'dan sonra biz de biraz rahat yüzü görürük, rahatımıza kavuşak. Ancak bunlar hiçbirisi gerçekleşmedi. Hala indiye kadar Saddam'ın elimizden aldığımız mallarımızı, torpağımızı, haklarımızı daha kaç sene geçti Saddam düşürdü? 15 sene daha geri verilmedi. Halbuki başka grupların malları geri verildi. Türkmen insanı hala da Torpağı üzerinde büyük oyunlar var. Türkmenleri göç ettim ben. Oyunları devam edir. O gün diyor ki Saddam idi, bugün farklı Kürt partisiydi. Doğru. Bu sıkıntıları yaratan. Yani Saddam gitti, Şir geldi. Şir gelir, PYD gelir, PKK yandaşları gelir. Tabii onu yani... demek isterim ben de zaten. IŞİD'den en büyük zararı biz Türkmenler gördük. Yani Türkmenlerin üçte bir insanı göç ettirdi. Yerinden geri gitti. İndi durum necədir Riyaz bəy? Türkmen elinde. Yani özellikle o son əməliyyatlardan sonra İraq hakimiyyəti de mənə elə gəlir ki
orada mərkəzi Ərbil olan Kürdistan dövlətinin yaradılmasının əleyhinə çıxandan sonra orada bir hərbi əməliyyatlar oldu. Yəni Eylül ayı idi, sentyabr ayı idi, 25-i idi səhv etmirəmsən. Ondan sonra baş verənlərdən yəni fonunda biz baxaq. Türkmən elində durum necədir? Bunu bir dəyərləndirərdiniz. Təbii ki, Türkmən elin mərkəzi Kərkükdür. Kərkükdə 16 Ekim'den sonra 25 Eylül'de buna referandum yapmışlar. 16 Ekim'de de Irak devleti Kerkük'e girdi. Irak devleti girince bir işgal vardı Kerkük'te, siyasi bir işgal vardı. Doğru. Onlar kurtarıldı, Kerkük kurtarıldı. Ancak sıkıntılar çözülmedi henüz. Esas sıkıntılar nedir orada? Esas sıkıntılar bizim bölgeyi daha önce Arap'ta demişti, biz idare ederiz. Sonra Kürtler dediler, Amerika Kürtleri verdi, Kürtler dedi biz idarede. Biz Türkmenler idarede hükümette yokuz. Mesele oldu, en büyük sıkıntı budur. Orada da Irak gibi bir yerde kim hükümette olmasa hakkı gider. Doğru. Hakkı gasp oldu. Onun için kültürü zorda kalır. Çalışan insanlar ticarette hak tanınmaz. Yani bunlar henüz Türkmenlere geri verilmedi. Ancak daha önce Kerkük valisinin bir mafya vali bir çalışması vardı. Bu bize Türkmenler çok rahatsız etmişti. Hatta Irak devleti niye harekete geçti? Türkmenler biz itiraz ettiğimiz için bağırdık, bizim bağırmamız, şikayetimize Türkiye dile geldi. Türkiye dile geldikten sonra Irak devleti dile geldi. Biz dedik Irak'ın bölünmesini istemiyoruz. Burada bağımsız bir Kürt devletini bizim topraklarımızda istemiyoruz. Hangi toprağı yapsa yapsın bizim topraklarımızda istemiyoruz. Kerkük Türkmen özelliği bir Türk şehriydi. Biz bunu işe yapınca tabii ki Türkiye bizi haklı buldu, destekledi. Irak'ta geri kalmamak için destekledi. Irak'ta destekleyince tabii Birleşmiş Milletler de Bağdat'ta bürosu var. Onlar da dedi biz referandumu tanımırız. Sonra İran da dedi tanımırız. Sonra tabii ki Türkiye ve İran'ın da desteğiyle Irak devleti ordu gönderdi. Ordu gönderdi şu anda. Kerkük'te bir rahatlanma var ama Türkmen sadece Kerkük şehrinde yaşamıyor. Tuzhumat'ta yaşıyor, Türkmen Telafi'de yaşıyor, diğerlerde yazıyor. Başka bölgelerde bu yanımın devam ediyor henüz. İnsanlarımızın birçok daha şehrine dönemedi, memleketine, köyüne dönebilmedi. Sıkıntı çok çoktu. Siyasi partiyalar, benim bildiğime göre 4 orada esas siyasi partiya var. Yani birinde rehberisiz siz. Yani o siyasi partiyaların yaranmasında bile sizin ekseriyetinde büyük rolunuz olub. O siyasi partiyaların arasında may ayında seçkilər olacaq. Nə kimi bir ittifak var, nə kimi bir koalisiya var? Bununla bağlı mən istəyərdim ki, Azərbaycanda bunu çox nigarançılıqla izləyirlər. Yəni orada soydaşlarımızın durumunu. Bununla bağlı nə deyirlərsiz? Təbii ki, Irak'ta daha önce olan seçimlerde çok sahtekarlık karıştı. Bunu herkes bunu kabul edir. Umarım bu dönemdeki, bu önümüzdeki seçimde 12 Mayıs ayındadır. Irak tedbirler alıktı. Yani mekanik şeyler kullanıldı. Sahtekarlık daha az ensin. Daha önce sahtekarlık olunca milletvekili sayımız az oldu. İnşallah bu dönemde milletvekili sayısı çıkarmamız fazladı. Türkmen partileri, ana partileri hepsi birleşip bir ittifak içine girdi. Yani bir ittifakta yaşasın. Çünkü hedefimiz de birdi. Türkmen halkının yani güçlü hale getirmek. Türkmen halkı, halkının üzerinde ki baskıyı azaltmaktı. Tabii ki Irak'ta sadece parlamentoda olmak da işi çözmedi. Irak devleti bakınız. Yani Irak devleti bundan bir 100 sene önce 21'inde kurulan bir devletti. Irak devletinin hiçbir zaman Iraklılarına olmadı. Hükümet Iraklılarına oldu. Hükümet ayrı şey. Biz de hükümeti olduğumuz zaman biraz rahatlarız. Olmadığımız zaman daha uzun altında kalır. Ama önemli olan o devlet Iraklılarının eline geçsin. Tamam. Yani burada dünyada böyle bir teşkilat da var. Temsil olmayan xalqlar. Yani biz Irak'ta yaşayan Türkmenlerin hak ettikleri merkezi Bağdat olan hükümette temsil olmasının taraftarız. Evet. Değil mi? Elbette. Bu da sizin hakkınızdır. Mənə elə gəlir ki 12 May seçimlerində eğer bakmayarak ki təkcə sizin seçmenleriniz seçiciler deyirik biz. Onlar Türkmenlerden ibaret olmamalıdır. Sizin eyni zamanda orada Ərəb yaşayan Ərəb də hatta o PKK yandaşları olmayan
kürdlər də belə sizə səs verə bilərlər. Bununla bağlı nə kimi proqnozlarınız var? Məsələn, öncə görmə, nəyi düşünürsünüz? Siz qələbə çala bilərsiniz, məsələn, Kərkükdə, Telafərdə və yaxud da deməli, Mosulda, burada durub, Duzqurmatuda, məsələn, nə ola bilər 12 mayda seçkilərin sonucu? İraqdakı bu seçimi ərəblər də, kürdlər də deyirlər ki, xasatən ərəblər deyirlər, biz xasatən ərəblər. Bu, sıxıntılı bir seçimdir. Yəni, sadəcə türkmənlər açısından dəqi yeni şeylər alındı, önləmlər alındı, farklı-farklı seçmən kartları düzənlənəcək, seçmən kartı elektronik olacaq, o olmasa seçmə kartla bilməsək. Vatandaş gedib onu çıxartmır. Doğru. Niçin? Vatandaşın siyasətçiyə güvəni qalmıyordu. Yəni, Ərəb vatandaşın da Ərəb siyasətçinin güvəni qalmıyordu. Deyir ki, xizmət ölmədimiz. Saddam düşüşdən bu yana 15 il geçti. Iraq'a 1 trilyon dolar girdi, 1 trilyon dolar. Ama Irak'ta hiçbir ilerleme yok. Doğru. Hastanelerimiz geldi, üniversitelerimiz geldi. Vatandaş bir Iraklı siyaseti hükümetine umudu kesipti. Onun için seçime rakabet çok çok az. Bu Irak için konuşuyorum Türkmenler için değil. Böyle bir ortamda tabii ki seçim bütün işleri halletmez. Ama iyiydi, katılmak iyiydi. Biz Türkmen halkımızdan hepsine rica ettik, dedik ki seçime katılsınlar. Yurt dışındaki insan da eskiden çok kolay katılırdı. Şimdi yeni önlemler aldılar, seçmen kartı elektronikti, yurt dışındaki geri kartı çıkarmıyordu. Irak'ın 2 milyon üzerinde insana yurt dışında var, 2-2,5 milyon. Bu iç savaştan dolayı dışarı kaçtılar. Sıkıntılar hakikaten çok çoktu. Bizim Türkmenlerin Irak anayasasında, düsturda çok güzel haklarımız vardı. Irak anayasası. Eynen bu analogi vəziyyət Güney Azərbaycanlılara da aiddir. Yəni, İran konstitusiyasında onların ana dilində təhsil imkanları var. Sizin orada ana dilində, yəni türkmən dilində təhsil imkanlarınız var mı? Tabii şimdi türkcə Irak'ta resim dillərdən birisidir. Hı-hı. Üç dil resmidir. Ərəb, Kürt, Türk. Bəli, oldu. Bizim bölgələrdə, türkmənlərin yoğun olduğu bölgələrdə gidersen valinin binasında yazar. Kerkük vali Türkçe yazar. Kerkük il meclisi Türkçe yazar. Yok, benim demek istediğim mekteplerde Türkçe yazar. Yani bununla bağlı sorun yoktu ki sizde. Yok yok. Müellimler, yeni öğretmenler var da. Tabii tabii yani bu da çok fazla bir dil konusunda eskiden Saddam zaman Türkçe yazar idi. Şimdi Türkçe resmi değildi. Doğru. Yani bir ilerleme var. Yani geçen yılda bununla bağlı bir parlamentinde kararı oldu. Parlament bunu tasdikledi. Özel, yani güzel anayasa da var zaten. Ben, onun temelini teşkil edildi. Türkmen'in siyasi hakkı var. İdari, kültür, talim, resmi dil, bu hepsi var. Ancak bunlar ne kadar uygulanır? Bu tam uygulanır. Niye yani uygulanır? İcrada sorunlar var. İcrada sorunlar var. Bazı sorunlar kasıtlı dahi. Irak'ın yaşadığı problem çoktu. Bazı sorunlar siyasi hesaplamalar işin içerisinde. Ama şu bir gerçekti. Bizi o bölgeden uzaklaştırmak isteyen merkezler var. Bu Batı Garip merkezi işte. Hı hı. İngiliz'de en merkezi şudur budur. Bizi Türk milletinin bir parça gördükler için bize haklarımız göz ardı edilir. İstemezler ki biz güçlü olak, bölgede kuvvetli olak. Ve başkalarına yardım ederler ki bizim torpağı işgal etsinler. Yani mesele budur. O devletlerin hesabında biz iyi bir şey değildik onların gözüyle. Onun için haklarımız böyle girdi. Irak tabii ki Irak tam bağımsız bir devlet değil. Yani, aydınlık. Riyaz Bey, ben size önce 12 Mayıs seçimlerinde uğurlar diliyorum. Vatandaşsınız, Azerbaycan'dan bizim soydaşlarımızın, Türkmen elindeki soydaşlarımızın istekleri nedir? Azerbaycan'la bağlı ne düşünürler? Bunu da kısa fikrinizi bilmek isteyelim. Azerbaycan'la istekimiz bu. Kerkük ile ilişkisini çok güçlü yapsın Türkmen ile. Kültür merkezleri açsın orada. Bağdat'taki elçilik faal olsun. Bağdat'taki Azerbaycan elçiliği var. Çok etkili değil. Yani daha etkili olmazsınız. İktisadın bölge arasında Türkmenler de Irak'la Türk Azerbaycan arasında bir köprü olsun. Onun için Türkmenlerle daha yakın ilişki kursun. Bağdat'ta mesela Türkmen kardeşlik ocağında zaman zaman tedbirler olur, törenler olur. Türk sefiri geldi, Azerbaycan sefiri gelmiyor. Ha, bu öyle olmaz. Yani o da gelmesi lazım. Biz Türk dünyası hafif, biz taraf Türkmenistan da gelsin. Biz Türk dünyasının bir parçası. Hasaten dilimiz, şeyimiz Azerbaycan'dı. Onun için bu vazifeden kaçınmasınlar.
bizimki insan yetişdirsin, insan çox önəmli yetişməsin. Ki biz orada partı olaq, biz də Azərbaycanın orada bir dəstəkçisi olaq. Iraqın böyük imkanları olan bir dövlət. Iraqda çox siyasətçi İranın dəstəkçisidir, Ərəbistanın dəstəkçisidir. Batının, İsrailin dəstəksiz siyasətçilər var. Təbii ki, siz də soydaş olaraq Azərbaycandan bunu gözləyirsiniz, haqlısınız. Mən də bu kanal üç imkanlarından, soydaş proqramının imkanlarından istifadə edərək Azərbaycan hakimiyyətinə səslənirəm ki, heç olmasa səfirliyimiz oradakı soydaşlarımıza sahib çıxsın. Heç olmasa oradan bura tələbələrin gəlməsinə şərait yaratsın. Bakıda Kərkük adına bir küçənin olması nə gözəl olar. Yəni bu Kərkük parkının salınması nə gözəl olar. Və yaxud da Türkmənəli parkı bu əlimizdən gələ bilən ən minimum imkanlardır. Mən inanıram ki, bu proqramımızda izləyənlər də bunun müvafiq orqanlara çatdırılmasında yardımcı olacaqlar. Sizə təşəkkür edirəm Riyaz bəy. Biz də sizi vətəndə görmək çox xoş oldu və tez-tez sizi vətəndə görmək istəyirik. Bizlər də Kərküklə yaşayırıq, Kərkükün ürəyimiz döyünür və inşallah Kərkükdə soydaşlarımızın daha rifahlı durumda, daha siyasi, sosial haqlarının təmin olunduğu, mənəvi haqlarının təmin olunduğu Kərkükdə bir daha görmək diləyi ilə bugünkü proqramımızı sona çatdırırıq. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olasın, sağ olun, fırsat verdiniz. Var olasın. Əziz izləyicilər, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, soydaş proqramının bugünkü buraxılışının qonağı Türkmənəli Partiyasının sədri, hörmətli Riyaz bəy Sarıqahiyyə idi. Sağ olun, sağ ola qalın.